Hanımefendiler, beyefendiler, Ando 1800'e hoş geldiniz. Ben Emre. Afrika'dan başlıyoruz beyler. Çünkü Afrika'daki o %33'lük sıkıntıyı hemen çözdüğümü söyleyebilirim. Çok basitmiş aslında. Nasıl aklıma gelmedi? Gerçekten üzüldüm abi. Gerçekten üzüldüm kendime. Şimdi şöyle bir durum var beyler. Bakın şurası %96'ya kadar çıktı. %80'in üzerinde 1 dakika boyunca tut diyor bu görev için. Nasıl oluyor biliyor musunuz? Hemen şöyle göstereyim. Bu biyomdaki yani elinizde kaç tane ada varsa abi hepsine kuru eti ya da kurutulmuş eti tedarik etmeniz lazım. Ben buradaki gemiyle, pardon, hatta şuradaki gemiyle kurutulmuş et getirdim buradaki biyomlara. Yani dedim ki hani şimdi buradaki halk da bizim halkımız, bu adadaki de bizim halkımız. O zaman demek burada bir sıkıntı var. Burada %33 iken buraya kurutulmuş et getirdim de %66 oldu. Allah Allah dedim. Ben tuttum buraya bir de getirdim. Bu sefer %100'e geldik. İşte gördünüz, hatta daha demin de saydı zaten. Burayı da bu şekilde bitirmiş olduk. Yani aslında basitmiş ama hani gözden kaçtığı için, hani ya biz sadece bir ada üzerinden gittiğimiz için orayı ıskaladım abi, ama neyse ki sonradan bir çözdüm. Bir parıltı, bilmiyorum, bir ışık falan filan derken yüzde, hani sizin de gördüğünüz yolu tam bölümün başında %100'e getirmiş olduk. 1 dakika boyunca da tutmuş oldum. Bütün vatandaşımın kurutulmuş et ihtiyacını gidermiş oldum. Tabii ben ondan önce bayağı bir şey denedim burada. Mesela gördüğünüz gibi birkaç binam vardı. Şöyle tekrar yükselteyim, yerli yerine gelsinler. Canlarım, ciğerlerim, benim hastasıyım. Heh, şimdi tekrar eski nüfusumuza gelmiş olduk diyebilirim. Hatta birkaç tane de aşağı alsam. Aşağı almayacağım. %28'e dursun, gerekirse biraz daha siz söyleyin bina yapabilirim. Şunları şöyle bir alalım hocam. Ben tabii burayı bunu çözene kadar bayağı değişik sistemler denedim. Nedir olay diye bayağı bir uğraştım, fakat çok daha basitmiş. Neyse ki çözdüm. Dediğim gibi problemi çözdüysek hemen size anlatırım abi. Şimdi peki ondan sonra ne diyor bu? Buradaki arkadaş şu Ketema diyor ki, kardeş diyor, seninle işimiz bitmedi diyor. Buraları bir klikle bakalım diyor. Şimdi buradaki muhabbet beyler, şurada gördüğünüz kuleleri tıklama. Şimdi şu sıraya göre tıklayacaksınız. Bu kulelerin hepsinin bir ismi var. Mesela bu sırtlan, bu çita, bu zebra. Şurada da buradaki metinde de bunların isimleri geçiyor bakın. Olur. Bak hemen nasıl festival başladı taborimde. Hastasıyım. Önce demiş ki zebra, sonra sırtlan, daha sonra su aygırı, daha sonra çita, daha sonra aslan geliyor. Bir saniye. Zebra, sırtlan, su aygırı, çita ve aslan. Hastasıyız, hastasıyız. Dur bu abi, geliyorum, bir saniye. Şimdi bu kardeş bana ne diyor? Buraları klikleyeceksin diyor. Ya zaten görev tamamıyla bundan ibaret. Ya çalı çırpıyı da klikleyeyim, anam ayıp ediyorsun. Abim geleceğim. Dur kaptan. Şu anda daha önemli bir işteyim. Embesa'da bir de şarkı söyleyeceğiz beyler, tabii şarkısız olmaz. Ha, biz bu görevleri niye yapıyoruz? Bu görevleri şunun için yapıyoruz. Biz scholar, yani buradaki bilim insanlarını İstanbul'a getireceğiz. Kara çocukları İstanbul'a getireceğiz. Ver abicim. Do, mi, sol, si, la. Do nerede lan? Do, mi, sol, si, la. Yahu kurban olduğum. Yani hoy manihoy, bir sallan bizi, dur. Tamam oğlum, kafayı yedik. Keçilere şarkı söylüyoruz beyler. Keçilere sardık. Artık keçiler bittikten sonra kime saracağız bilmiyorum da dur. Do, mi, sol, si, la. Do, mi, sol, si, la. Söylüyorum beyler, sesim nasıldı? Bari iyi miydi? Tabii. Aynen. Aynen, keçiler çok acayip şeyler söylüyor. O ne oldu lan? Ha işte, beklediğim adam da geldi. Beklediğimiz adam beyler geldi ya da gönderildi. Bu sadece bir zaman meselesiydi. İmparator Keto.
Kim geldi beyler? Sir Archibald geldi. Welcome to Sir Archibald. Kraliçenin mektubuna belirtildiği gibi bir pozisyon alıyorlar. Hedefe ulaşmak için mevcut tüm araçları kullanmak, başarısız olmak kabul edilemez. Ulan, kraliçeye de hastalar yemin ediyorum ha. Asla dönmeyeceğime yemin ettiğim bir yere geldi Sir Archibald. Peki neden? Ya kardeşim dolaşamaz mıyım? Ha, kraliçe serbest ticarete karışmaz. Hadi karışsın bakayım. Gemilerim var benim. Siyaset mi yapmayayım? Embese tacı ilgilenir. Embese'nin olması gerektiği gibi misafir kabul etmediğini kimse söyleyemez. Ha, misafir kabul ediyormuş Keto. Bizim toprağımız da olmasa bile buraya yerleşmesine izin verin. Şimdilik sadece izleyeceğiz. Oğlum böyle adamları izlemeyin bak. Sonra sıkıntı oluyor. Ben size söyleyeyim Keto. Neyse artık Keto'nun bileceği iş. Bana ne dediler? Lagaluga yapmayan dediler. Biz de ne güzel işte keçilerle meçilerle iyi kötü bir şeyler yapıyorduk. Ne oldu şimdi? Geçmiş olsun, keçileri kaçırdık. Gidelim hemen şuraya beyler hızlı bir şekilde. Bu görev beyler, buradaki bu görev sıralaması bizi işte İstanbul'a çocukların yanına götürüyor. Bilim insanların yanına götürüyor. Yavrum şu ne hayırdır burada ne var? Bir şey yokmuş. Gel yavrum şöyle. Sen kimsin? Ha, kuru eti bu daha yeni mi getirdi? Yavrum benim sen ne yapıyorsun ya? Ya atacağım da şimdi ziyan olmasın. Ulan dur satayım ben bunu. Şimdi Sir Archibald'ın yanına gemimizi gönderiyoruz beyler. Görevi takip ediyoruz. Görevi yapacağız beyler. Bu bölüm Afrika'daki görevi yapıp akacağız İstanbul'a doğru. Ve bizim gelir gördüğünüz gibi Mortingen Strising. 49 binlerdeydik. 36'ya doğru hatta 35'e indik. Nereye doğru gittiğimize dair hiçbir fikrim yok. Bu iş nereye gidiyor acaba? Ama gerçekten bunu yapmadan buradan ayrılmak istemiyorum. Çünkü Afrika'ya çok fazla gidip geliyoruz. Yeter ulan. Daha Antarktika'ya gideceğim abi ben ya. Hadi çocuklar biraz hızlı. Şu hızlı gemiyi gönderin lan bana. Dur şimdi hazır değilim. Dur bir saniye. Abi gemi seferi tamamlamış geri gelmiş. Bakayım anam ne getirdin bana. Yapacağım yapacağım. Al tamam hadi onu da yap. Bu ne lan? Rengeyle balina verdi. Bir de kelebek verdi. Vay arkadaş ya. Atı görelim. Şöyle atalım. Şunları şuraya at. Kapon asası geldi. Kraliçe bizden kapon asasını sergilememizi istiyor. Onu da ben geçici olarak bir tane müze yapıyorum beyler. Hemen burada sergileyeceğim. Birkaç tane daha eşyam var zaten. Onları da sergilersem güzel olur. Şu an sıfır onur puanı istediği için yerim ben onu. Yavrum şöyle mi yapsak? Ha, şuradan yaparsam ortaya da bir tane daha atarım. Gel bakayım kardeşim. Al bunu sergile. Al kardeşim bunu da sergile. Dur şunu sergile. Bakın beyler artıyor yavaş yavaş. 1552'ye kadar geldik. Peki El Capone nerede? Yok Al Capone muydu neydi lan o? Bunun içinde mi? Ha buradaymış. Şunları bırak bakayım. Birkaç tane hayvan satın alalım. Böyle hayvan ticaretine başladık. Şunu da atalım. Şimdi buradaki kraliçe burayı bunu sergilememiz istiyor. Burayı terk edecek büyük ihtimal. Al kardeşim hadi geçmişiz. Hastasıyız. Hastasıyız. Bakın beyler. Herhalde oğlum sen ne zannettin burası çarşı. Ekstra gazete bastık. Efsanevi bir kalıntı ve Trelawney Savaşı'nda La Corona'ya karşı kazanılan zaferin somutlaşmış hali olan Capone'un asasına hayran kalabileceğiniz bir sergi bugün açıldı. Girişte sadece Trelawney sakinleri değil aynı zamanda ülkenin en uzak köşelerinden asayı görmeye gelen gerçek vatanseverler de toplandı. Toplansınlar. Toplan gelin. Çıkın çıkın gelin lan. Burada ortam var oğlum. Ben şimdi buraya hazır sıfır onur puanı istediği için biraz daha adam atacağım ve ben şuradaki 1700 bandını geçeceğim. Yani şurada 1600 oldu ya. İki tane atsam buraya, üç tane atarım. 120 yapar yerim. ...1721 Cenab-ı Rabbül Alem. Oğlum bir tane daha verin, bir tane daha atayım. Olma, adamsınız lan siz. Dur, sıfır onur puanı istiyor. Dur, devam. Atabildiğim kadar atayım. Al kardeşim. Al güzel kardeşim. Bak, sarayın seviyesi yükselecek şimdi beyler. Onun bildirimi gelir. Bak, hastasıyız. Hastasıyız. Görüyorsunuz değil mi? Lan yerim lan ben sizi.
Şimdi bu müzeyle alakalı bir şey daha var. Onu da söyleyeceğim ama önce saraya gideceğim. Çünkü geliri havan yapacağız beyler. Yeni görüyorsunuz. Lap lap. Sanat yardımı geç abi. Gönüllü finansman. 68 bin. Hastasıyız. Politika. Ne vereyim abi? Çeki bakayım. Müzeme hasta oldu bak oğlum. Sen de gel ziyarete. Burada bir politika seçelim. Toprak reformu. A ekstra mal. Nitelikli iş kanunda ne diyor? Oğlum bu da çok iyi lan. Abi hangisini yapsak ya? Tamam bunu yaptım ya. Bunu da yerim ben. Bu ne abi? Kültürel miras artı 10 demiş. Onur puanı bana geri mi gelecek? Hayır gelmedi. Öyle bir şey daha var zaten. Onu da denedik. Tamam şimdilik iyiyiz beyler. Sarayı bu şekilde kullanacağız. Gelirimiz artı 80 bine kadar. Geldi. Ha, bu kardeşi bir takip et. Sen şunu takip etsene. Bakalım kraliçe bize ne ateşleyecek. Kraliçenin kıyakları bitmez. Kraliçe adamdır. Şimdi burayı da hallettiğimi düşünüyorum. Ha, şimdi size şu müzedeki olayı göstereyim. Burada beyler görüyorsunuz işte hani nasıl diyeyim. Bunlara ne deniyordu ya üçüne beraber? Bunların ismi vardı abi. Koleksiyon mu? Ha koleksiyon diyeyim. Mesela bu üçlü koleksiyonu yaparsam bunun bana bir bonusu var. Tamam mı? Şimdi bakıyorum şuralarda benim... Ha mesela ben şimdi bunu da bulursam Delta tanrılarının bana bir bonusu olacak beyler. İkisini tamamlamışım. Şunu bir yerden bulursam ki büyük ihtimal batıktan falan çekebiliriz onu. Burada Delta tanrılarının bana bir bonusu olacak. Bir de mesela şu çiçek nerede? Botanik bahçe neredeydi? Heh. Aynısı botanik bahçe için de geçerli. Mesela şuradaki üçlüyü tamamladığınızda adam sana diyor ki bu şehirde bu haritada diyor abi senin artık bunu örnek olarak veriyorum. Bütün tarlalarından %25 daha fazla verim alacaksın diyor. Yalnız 44 bine kadar geldi lan gelir. Kahve çok büyük sıkıntı. Saat de gitti, yüzük de gitti. Kahve büyük sıkıntı beyler ya. Afrika'ya gideceğim ben şimdi dur. Kraliçe sen gittin mi? Oğlum manyak mısın? Gitsene şu adamın yanına. Bak kraliçe gitmemiş daha. Kraliçeyi bir gönderelim. Hadi anam git bakayım. Şinep'le gitti kraliçenin yanına. Ayıp oldu ya. Kraliçe bize bunları verdi. Bakın burada hemen hepsi. Teşekkür ettim sayın kraliçe. Seni takip edeyim mi? Gerek var mı? Kendin gider misin? Tamam olur. Seni bir güvenle göndereyim. Hadi anam sen yavaştan git. Biz artık tek başımıza. Kısacası buraya geldiğinizde Kronf olsun. Yani Cape Travel'ın görevi de bu şekilde bitiyor beyler. Kardeşimizi de sayın genel başkanımız kim ulan bu kraliçeye de gönderdiğimizde kim olduğunu çıkartamadım. Olay bununla bitmiş oluyor. Sen çıkabilirsin senlik bir şey yok. Şu bacıyı şu abiyi pardon pos bıyıklı abiyi atalım buraya da. Ha kraliçenin adamı daha gelmedi. Kraliçenin adamını da alacağım. Gidiyor mu kraliçe? Ha hadi bakalım selametle dikkat et kendine. Sağa sola şey yapmayın öyle çok. Embesa takılmayın. Lan burada yolu yapmamışız. Alanam yok. Ben burada egzotik hayvan mı bulacakmışım? Başka işim mi yok lan? Zaten şeyle uğraşıyorum. Nasıl bulayım abi? Egzotik hayvan İstanbul'da. 3 tane hem de. Evladım onu ben birine şey yapayım, görev olarak satayım, onu onlar yapsınlar. Ben şimdi Afrika'ya gidiyorum, Afrika'da işim var. Geldik mi? Okey, tamam. Archibald Ketema'ya mektup yazdığını söylüyor. Ne tarz mektuplar olduğunu merak etmiyorum. Lütfen içeriğiyle beni meşgul etmeyin. İkiniz arasındaki muhabbet beni sarmaz. Toplantı... Ha. Sir Archibald adına iyi ilişkiler kurmak istiyor Keto bunlarla. Kanka diyor gel sana diyor ben bir yemek söyleyeyim diyor. Oğlum bunları nereden bulacağız? Hep bana ihale kalıyor. Ben anlamadım ben bu işi ya. Bütün ihale bana kaldı yine. Kime götüreceğim ben bunları?
Ha, Deniz Fener'e göreceğim. Sen burada ne yapıyorsun? Gel lan buraya. Şunları sat bakayım. Bir gemim de saldırı altındaymış. Cenab-ı Rabbül Alem, hangisini yetişeyim bilmiyorum ki. Keto'yu mu yapayım, bunu mu yapayım? Yavrum sen şuraya doğru gel bakayım. Buraya bizim biraz gemi getirmemiz lazım. Onu söyleyebilirim beyler. Şuradan bana ne demişsin? Kilim demişsin. Zaten 5 tane var kardeşim. Kusura bakma. 5 tane verebilirim ondan. 5 ton da kurutulmuş et. Et nerede? Burada. Al kardeşim 10 ton. Onu da geri kalanı da yersiniz. Fazla fazla veriyorum. Yiyin gari. Ne oldu anam? Kim saldırıyor? Ne oldu lan gene? Burada bir durum yok. Burada. Aydın'da Obrero mu? Aydın? Hayırdır yavrum? Ne oldu? Aa, ne oldu ki? 12 mi? Neyiniz eksik çocuğum? Giysiniz mi? Yemeğiniz mi? Aç mı kaldınız? Açıkta mısınız? Neyiniz var? Nasıl başkan ilgileniyor? Nasıl heyecanlanıyor görüyor musun? Şu olabilir mi? Tortilla getireyim ben size başka yerden. Aydın'dan getireyim mi ben? Şey, İzmir'den tortilla getireyim ben size. Ha, öyle yapalım ya. Hadi geçmiş olsun. Aydın'dan tortillası da geliyor bu çocukların. Bana bir tane gemi basabiliyor musun? Basamıyorsun. Aydın'a kim gidip geliyor ki? Ben anlamadım ya. Aydın gemisi nerede? Bu mu? Yo değil. İnanmıyorum. Şimdi bir tane gemi bul. Ya buraya biz yok abi. Yemek yapacağız. Başka çare yok. Muz versem de olmaz. Tortilla versem olmaz. Ne vereyim oğlum ben size? Aa boks. Ulan dur. Aha dur. Boks arenası vereyim. O beni kurtarır. Taş. Taş getirin lan bana. Sen değil. Sen. Taş. Taş beni kurtarır beyler. Ulan var ya. Zehir gibiyiz ha hemen. Çaktık davayı. Şundan alalım. Şuradan ver bana. Demir istiyor muyum? Yok istemiyorum ama motor istiyorum. Biraz motor ver bana. Hadi gidelim. Aydın'ı kurtaracağız inşallah beyler. Aydın'ı ayakta tutacağız. Peki buradaki durum ne? Ha okey, onu hallettim ben. Sıkıntı yok, getirdim size. Bir saniye, şurada benim bir görevim vardı. Ha, stadyum devam. Stadyumu açalım kardeşim. Devam etsin stadyum. Maç yapacağız. Ulan yine mi beton? Vay arkadaş. 740 mı? Kaç tane? Yuh. Obrero'daki duruma bak. Çalışmaz ki oğlum bu. Ne yapacak şimdi? Obrero'yu biraz arttıracağız. Buradaki işçiler artık birer obrero oldu. Niye olmasın çünkü? Dur bakayım. Şuradan bir yapıştıralım. 500, okey. Şurayı da çek bakayım. Eksi 101'e eksi 330 oldu. Aa, şimdi bir şeyler olmaya başladı. 101'i nereden kapatırız biliyor musunuz? 101'i buradan da kapatırız. Ki buradan kapatmaktan başka şansımız yok gibi görünüyor. Şuradan alalım abi. Ayakta kalmaya çalışıyoruz beyler. Her şeyi yapa yapa, yapa yapa. Her şeyi yapmak durumundayız zaten, zorundayız. Çocuklar hadi bakayım. Şimdi şu eksi 360 biraz yorucu bir 360. Şimdi şöyle bir durumda var İzmir'de. Bakın burası boş. Buraya küçük bir köy daha oluşturabiliriz iyi kötü. Şu alanı daha sonra oluşturacağız beyler. Şimdi sizin istekleriniz hemen. Hemen. Hiç beklemek yok. Benim evlatlarım buyursunlar. Bir tane de size hemen ekstra şuraya atalım. İtfaiye station. Gerisi zaten başka bir şey yok. Polis. Yok canım burada bir şey olmaz ya. Burası güvenli bir köye benziyor. Evlatlarım güvenli güvenli oturun burada. Hemen 142'ye çıktık. 300 küsüre kadar gitmesi gerekiyor. Bakayım sıkıntı var mı? Yok. Herhangi bir sıkıntı yok. Şu 300'ü nasıl kapatacağız? Ben oradayım da buranı kapatacağını düşünüyorum işte. Bunlar gelsin yavaş yavaş. Burası yavaştan kapatır. Siz çalışıyorsunuz değil mi lan? Çalışıyorlar ama benim buraya şu şeyi getirmem lazım. Betonla demiri getirmem lazım. Dur lan. Gel. Aydın'a gel. Afrika'ya girdik. Afrika diye ne çıktı? Nerede o Aydın gemisi? Ah geliyor. Oğlum çabuk lan.
Sen hızlısın ya. Hızlı gemi diye bir aldık seni. Sayın Aydın gemisi, biraz hızlanır mısınız? Bakın burada çocuklar can çekişiyor. Eksi 40 kişiler. Hadi. Şimdi Aydın'a benim ne dedim? Betonla demir getireceğiz. Ben bu gemiyi gördüğümü zaten hatırlarım. Aslında bakır gemisiydi ama bu sonradan cinsi değişti. Farklı bir yere gitti olay. Şimdi yavrum sen ben seni İstanbul'a bir göndereyim. Ben seni bir İstanbul'a göndereyim. Bir sakince Afrika'ya I don't uçalım. suppose there are fountains. You can rely on us. No. Ne Well, ola? perhaps some of those water furrows there. Ay dur, satamadım. Şunu bile satıyorum beyler, düşünün yani 120 dolara da ihtiyacımız var sanki. Ya ne oldu şimdi? Stations. Görevi alayım. Ver ana. Su pompası çizimi. Göndereyim hocam. Şuraya hemen su pompasını gönderiyorum. Siz gelin. Verdik ya oğlum, daha ne istiyorsun lan? Aldık gidiyoruz işte. Şu iki gemimi tekrar geri alacağım. İçlerinde bir şey yok. Gel kardeşim. Çok fazla dediğim gibi al götür oku getir tadında şeyler var. Bir oraya gidiyorsunuz, bir oraya gidiyorsunuz. Hemen ben biliyorum ki Keto'yla yine bir muhabbet olacak, alışveriş. Buraya bir tane gemi bırakayım da ne ölür ne ölmez. Artık İstanbul'a gelsin beyler, şu çocuklar, kara çocuklar bir gelsin ya, kara çocuklarla konuşalım. Burada ne güzel, biz kule mule tıklıyorduk, gelip keçilerle muhabbet ediyorduk, şarkı söylüyorduk. Ne oldu şimdi? Tam kuzu kuzu geldiğini söyleyecektim keçilere. Keçiler şey geldi, Archibald geldi. Bütün oyunu bozdu. Bütün hikayeyi bozdu Archie. Gel lan İstanbul, zaten durumumuz iyiydi. Kraliçe size kraliyet şelalelerini teslim eder. Sağ ol kardeşim, şelale de aldım. Hadi seni şelalelerle uğurluyorum. Yavrum egzotik hayvan diyorsun da nereden bulayım egzotik hayvanı ben şimdi sana? Ve Allah aşkına burada nasıl seçeyim egzotik hayvanı ya? Gören var mı? Gören varsa çığlık atsın. Ben gelir bulurum. Alırım egzotiği. Verice de bir şey değildir ha. Allah can. Dur lan, buralarda boşluklar varmış. Buraları benim adam etmem lazım. Sen ne yapıyorsun burada birader? Bu ne yapıyor burada ya? Sen ne yapıyorsun oğlum burada? Bir saniye bir bakayım, senin ne yaptığını bilmiyorum lan burada. Neyse gel bakalım sen şuraya. Adaya yaslanmış duruyor. Şimdilik bir sıkıntı yok gibi beyler. Her şey akıyor. Buradan ha, gel abi. Tam diyecektim ki bizim hangar ne oldu? Hangar da gelsin abi. Selamın aleyküm. Hangar geldi. Bunu yapmamız lazım. 550 işçi istiyor ya. Al kardeşim 550 işçi. Sen bana buradan aynen şu yardım paketini basıyorsun. Buradan onur puanı topladığında bir tane Zeplin basacağım. Hatta Zeplin var mı bende? Zeplin var burada. Aha burada işte. Zeplin gel bakayım buraya. Hatta dur, sen buradan yardım paketi falan alabiliyor musun? Bakayım. Paket var mı? Var. Mı? Yok. Tamam, bunu bekleyeceğiz. Şimdi şu kardeş bir bunu çıkartsın. Şehrimin üstüne yangın diyorum ya. Yardım paketi fırlatacağım. Ve bir şey söyleyeceğim ya. İzmir için olmuyor mu o? Dur İzmir'e gideyim lan ben. Yeni dünya İzmir. Let's go. Kara kaçan ya. Bun turizm. Yapıştır. Şeyde durum ne? Afrika'da durum ne? Afrikalı Ali. Olur ama. Görünüşe göre Archibald sınavı ne kadar kolay olduğuna şaşırmış. Ne olacaktı ki başka? Ha bak, şehrini kurdu, gördünüz mü? Bakın. Bak kendim de burada yaşıyor. Sahtekar ya. Ne oldu şimdi? Buna mı takip? Hedefe kadar eşlik edin. Keteman'ı, Deniz Feneri, Blake'in diplomatik yelkenlisi. İyi, takip edelim hadi. Keto da anında kurdu lan. Bakar mısınız? Oğlum yarın yokmuşçasına maşallah. Burada başka bir çocuk vardı. Çocuğu da şutladı. Aa, silah da koydu bu. Niye silah? Silah yoktu hani. Silah. Ben buraya ne yapacağım biliyorsunuz değil mi? Hemen lap diye gemi indireceğim.
Benim çocuklarım nerede? Şöyle bir gelin siz. Belli bir takımsınız siz. Siz gelin bakayım. Biz bir Embesa'ya gidelim. Ben biliyorum ki bir şeyler yaşayacağız. Hazine avı. Gel kardeşim, hazine avına da gidelim. Tamam. Nerede benim o zıbıttırık gemim? Ha, burada. Nereye gideceğiz? Mayınlar tarafından havaya uçurulmamak için sonar kullanın ve belirtilen yerde dalış yapın. Şurası mı? Herhalde burası. Gel bakayım sen şuraya doğru. İnşallah unutmayız. Bunu da gözden kaçırmayız diye düşünüyorum. Ya şu panorama etkisini de beyler. Şimdi tabii çok yukarı çıkartamıyorum. Kahveden mütevellit. Biraz beni kahve yoruyor. Kahveyi yapacağım ama yani başka çarem yok. İzmir'e bakacağım şimdi seri bir şekilde. İzmir'de kahvenin bayağı bir olmuş olması lazım. Evet, var. Demek ki bize gemi lazım. O da beyler şurada. Kahve gemisi şurada. Kahveci. Hanginiz hızlı? Bu. Hadi geçmiş olsun. Bir rotaya bakayım ben. Mirabel. Mirabella. Yanlış olmasın beyler. Geminin ismi Mirabel. Buradan 4 tane alıyor. Bu kim? Ha, bunlar yetmez ya. Ki yetmiyor zaten. Kahveye biz bir gemi daha atıyoruz. O da burası. Mirabella. Seninle mezara ben. Dur, burası değil lan, dur. Yeni dünya. Gayve. Benim çocuklar da ne kahve tüketiyor. Gerçi normal ya, İstanbul'da harbi kahve içiliyor ya. Dur oğlum, şuradan alalım bari kahveyi, bulamadık. Şöyle 6 tane alayım hocam. İstanbul'un bilimum yerlerine, bilimum dükkanlarına kahve getirelim. Şimdi sen kardeşim şunu bırakıyorsun ve İzmir'e gidiyorsun. Diyeceksiniz ki bu çocuk niye durduk yere İzmir'e gidiyor? Hemen göstereyim. İzmir gelsin. Şimdi biz buradan, burası değil, yanlış oldu, burası değil. Sakin, sakin şampiyon. Yavrum şunu da aç bakayım. Çocukların bir moral motivasyonu yerine gelsin. Burada arena marena, boks moks yapsınlar. Bir şeyler yapın lan buradan. Burayı düzelttiğimiz iyi oldu. Buradan ben tarçın alacağım beyler. Tarçın da işte burada. Bunlar tarçın ağacı. Tarçınlar buralardaymış. Ben tarçını alıyor muyum peki abi? Ona da bir bakmak lazım. Çünkü ben buradan hem bitki hem tarçın alacaktım. Evet, alıyorum. Süper. Aferin lan. Vallahi helal olsun. Alıyormuşuz ha. Güzel. O zaman bizde şöyle bir durum oldu. Şimdi tarçın geliyor. Sakız. Dur lan, sakız nasıl yapılıyordu? Tarçın vardı. Ben şeyi anlamıyorum. Bunlar sakızı ne yapacak? Aa, bunların hepsi yeni dünyada. Hadi oğlum var ya. Gel lan şey, neydi senin adın? O çocuk işte. Nerede peki bunların sakız yapacağı şey? Burada mı? Aynen ya. Abi süper. O zaman dur bakalım. Tamam, bir dakika. İşimiz var. Abi harbi işimiz var ya. Tortilla'ya bakar mısın? Sıfır ya. Bira sıfır, tortilla sıfır. Yani müthiş. Vallahi müthiş. Şimdi şeker pancarı var. Şeker var. Kauçuk. Sayın kauçuk. Kauçuk var. Tarçın var. 10 numara. Bana sadece bu lazım. Ve burada şu an için yani şu inşaattan sebep gelmiyor. Gelecek ama. Başkan getirecek. Yavrum sen şimdi bir kapalı dur. Dur şimdi. Seni kaldırmaz bu nüfus. Sen bir kapalı dur. Ha, bunu atınca bir şeyler oluyor. Bunu atınca bir beğendi bizi. Zeplininizi seçin ve bırakma işlemini başlatalım. Ha dur yavrum, bir dakika, bu değil, bu değil, bu değil. Ben şimdi sana başka zeplin getireceğim. Sanki bu zeplin nereye gidiyor lan böyle? Altın cevheri mi? Allah Allah. Tamam, ben onu ayarlayacağım. Paloma, sakin ol sen. Ben şimdi sana şey yapacağım, halkın üzerine bir şeyler atacağım. Beyler hani elektrik geldiğine ben demiştim ya bunları ayıracağız diye. Kahve zaten o şekilde yürüdü. Bakın ben bu alanı komple kahve fabrikalarıyla geçtim. Bir tane sendika attım. Sendikaya da kahveci ablayı bir koydum abi. Selamın aleyküm. Kahveci abla da yani hiç yerini yadırgamadı. Hunharca çalışıyor bakın böyle.
çevirdik burayı da. Deliler gibi kahve basıyoruz yani. Şimdilik keyfimiz gıcır. Bu sanayiyi bu şekilde ayıracağım. Daha düzgün bir şekilde oluşturmaya çalışacağım tabii. Burayı başka bir alan. Burayı başka bir alan. Devam edeceğiz. Hangisi? Bir saniye. Bu gemi niye burada battı? Gel bakayım sen ya. Ben merak ettim. Ne oldu lan burada? Düşman yok etti bizi ya. Mayın mı var burada? En baba mayına batmıştır, basmıştır bu. Peki bu? Geçti gidiyor buradan. Bak gidiyor bu. Manyaksız oğlum. Ne alaka lan? Hangi gemi peki bu ya? Aa evet, mayın var beyler orada. Mayına bastı. Bakın buradan çünkü şey sesi geliyor. Bu görevi seri yapalım da buradan çıkalım. Ver bakayım, hızlan bakayım biraz sen. Bakın mayınlar geldi. Bak buradan battı çocuk. Gel gel gel, tamam gel. Seri çıkartalım da mayın falan filan uğraşmayalım. Bak oğlum gittim mayına lan. Şimdi sen nereye gitmek istiyorsun? Söyle bakayım, seni götüreyim. Ulan Neyto, ne tıkladı şey yaptın bizi be. Sahtekar adam. Biz İzmir'e beyler beton getirecektik. Beton neredeymiş? Beton burada. Beton haricinde bir şey getirecek miydik? Beton ve demir miydi? Şöyle yapalım. Şuradan da demir getirelim. Yeni dünya. İzmir devam. Ulan Neyto, bir daha senin var ya görevini alırken 40 kere düşünürüm ya. Canım gemimi batırdın. Tahta gemi galiba bu. Onu da çıkartalım, yerine atalım şunu da. Çalışıyoruz beyler, sıkıntı yok. Sen neredesin koçum ya? Gemi nerede abi? Ha evet, seni de göndermiş buraya. Tamam kardeşim, gel gel, senlik bir şey kalmadı. Gel geri yavrum benim, canım benim, ciğerim benim, adamsın. Afrika gelsin. Afrika ile çok uğraşıyoruz. Archibald'ı niye soğuk karşıladın oğlum? Ne oldu lan? Yoksa senin için bir şeyler mi ifade ediyor Archo? Archibald beni görmezden gelir. İmparator Ketemu'yu görmek ister. İşi görür inşallah hocam. Benim adım Binyam. Temsilcisiyim. Binyam gücenmiş. Ağzını kıralım mı Binyam? İki kişi. Ay, yaşlı adama da vurulmaz şimdi. Archibald ve Ketem arasında müzakere, bir seçim yapalım. Yapalım abi. Sir Archibald, bizi bir imparatorluğun önemli bir kişisi olarak diğerinin önemli bir kişisine tanıtabilir misiniz? Bu kraliçenin haberci Sir Archibald. Bu eğitimle terbiyeli bir adam olan Sir Archibald Blake. Bu eski Archibald Blake en iyi arkadaşım. Bu benim en iyi arkadaşım beyler. Ben bundan çok ticaret yapmadım ya. Bu kraliçenin habercisi abi. Samimi olmaya gerek yok. Devlet meselesi. Sir Archibald, size şahsen geldim. Çünkü majestelerinin mektupları size ulaşmış gibi görünmüyor. İçlerinde eğer henüz bilmiyorsanız acilen imzalamanız gereken koruma anlaşmalarının kopyaları. Anlaşma Embesa'nın bölgenin düşman güçlerinden korunmasını garanti ediyor ve halkınız kraliçenin güvenli ellerinde olacak. Tacın aklı başında her konuyu memnun edecek bir teklif. Binyan mı konuşsun yoksa? Şimdi burada demiş ki koruma Embesa'yı vasalınız yapmak istiyorsunuz. Doğru, vasalı yapmak istiyor. Terso gidelim mi? Terso gidiyorum abi. Duyuyor musun Binyam? Binyam, destekleniyoruz. Biliyorsun Sir Archibald, katılıyorum. Bu teklif rezalet. İlerle. İmparator Ketema, Embesa'nın sözde korumanıza ihtiyacı yok. İki eşit devletin ittifakına ihtiyacı var. Böyle bir anlaşmayı tartışmaya hazırız. Sir Archibald, böyle bir ittifak teklifi kabul. Sir Archibald, bence böyle bir ittifakı kabul etmelisin. Sir Archibald, belki de bu teklifi düşünmelisiniz. Sir Archibald. Sir Archibald, böyle bir teklifi bence ittifak kabul, böyle diyelim, kabul ettirelim. Sir Archibald, birlik çirkin ve o benim kraliçem değil, sadece bir kraliçe, bizim kraliçemiz. Bir çift küçük kasaba muhafazakarı gibi davranıyorsunuz.
davranıyorsanız neden buraya geldim? Şimdi eğer sakıncası yoksa bu saçma işleri bitirmeyi öneriyorum. Konuşma bitmiştir gibi bir muhabbet var. Devam. Evet beyler. Archibald'ın onu embasaya getiren görüşmenin meyve vermemesine kızıyor. Bu rezalet. Kendini majesteleri eşit görmeye nasıl cüret eder? Küstah bir küçük kral. Donum, ben bunların ağzını kırarım lan. Bırak bırak, takip etme bırak. Neden bu lanet ülkeye geri döndüm mantıklı değil. Vay. Binyam Archibald'ın genellikle kibar olduğuna inanamıyor. Hiç bu kadar dizginlenmiş insanlar görmedim. Allah Allah oğlum. Binyam. Ne diyorsun ya, dalalım mı lan bunlara? Dörbülekten hoşlanmıyorum. Yeni şeylere alışmak zaman alır. Belki yiyecek yumuşamasına yardımcı olur. Oğlum bırak, ne yemeği ya? 2 ton deniz yahnisi mi vereceğim ben buna? Oğlum hep bana... Allah Allah. Aa, benim cemaat geldi. Siz şöyle bir durun çocuklar. Ortalık karışacak gibi burada. Biz devletimizin yanında milletimizin arkasında olalım. İki ton yemek veriyorum herife. Allah Allah. Ben niye veriyorsam? Bütün ihale bana kalıyor ya. Hep bizim halkımızdan gidiyor lan. 2 ton yemek götürelim beyler. Ne diyor? Archibald'ın yelken açıyorum açıyorum. Onu da yapıyorum. Onu da yapıyorum. Hepsinin limanına yelken açıyorum. Sıkıntı yok. Aslında çoğunlukla bu şekilde ilerliyor beyler. Ben bu bölümü, hani Afrika görevini bu bölüm bitirebiliriz dedim ama sanırım 2 bölüm halinde olacak. Ve gelir bize artı 26'ya kadar düştü. Böyle bir muhabbet olabilir mi? İnanın ben de bilmiyorum. Abi her şey iyi gibi duruyor. İzmir. Bence İzmir'den dolayı cortladık ha. İstanbul'a da bir bakayım. Abi İstanbul'da fena değil. Baksanıza yani, yukarı gelmek isteyeni hemen alırız yukarıya. Allah Allah. Mühendis. Allah Allah. Burada sıkıntı var mı? Abi bu net İzmir'den kaynaklı ya. İzmir çok karışık. Gel abi İzmir'e. İzmir diyorum, başka bir şey demiyorum beyler. Ne diyorsunuz? Bakayım. Evet abi, İzmir. Çok açığı var. Çok açığı var beyler İzmir. Ne yapacağız lan İzmir'de? Evet, İzmir'deyiz beyler. İzmir'in durumu pek iç açıcı değil. Bunların buradaki insanlarımızın ihtiyaçlarını gidermemiz lazım. Çünkü gelirimiz 24.000'e kadar düştü. Şurada şu an beni tıkayan sadece şurası var. Burada ben malzemeleri çok seri şekilde getirirsem, ki betonu getiriyorum şimdi. Burayı da bitirirsem şuradaki obrero iş gücü serbest kalacak. Biz bayağı bir yürürüz buradan. Gel gel, hemen onu da yapalım. Nedir abi? Ha bak, buradan yine aynı görev devam ediyor beyler, bakın. Bünyamin geldi. Yeni binaların kilidi açıldı diyorsa beyler hemen buraya bakacağız. Bakın. Bünyam eski dünyada bir araştırma enstitüsü kurmanızı istiyor. Buyurun beyler. Okul geldi. Okul geldi. Okul da getirdik çok şükür. Ha, şimdi okulu biz nereye atalım? Okulu elektrik olan bir yere atacağız. Elektrik kullanabileceğimiz bir yere atalım. Burayı ben çok büyük ihtimal imara açacağım zaten. Şu alan değil ama bu kısmı bayağı bir kullanacağız gibi. Şimdilik bu binayı şöyle bırakacağım atıp. Etrafını yolla geçeceğim ama yeri çok değişecek. Yeri çok değişecek, onu söyleyeyim. Kısacası hani skolar dediği öğrenciler geldi beyler. Artık şehrimizdeler. Şimdi burada ben ufaktan bunu başlatacağım. Elektrikle beraber. Zaten ne demiştik? Biz buraya bir tane elektrik santrali getireceğiz demiştik ki. İşte elektrik santrali de burada. Bunu da açarız artık. Buraya bir elektrik veririz. Buradan inşaata başlarız abi yavaş yavaş. Ya, isabet oldu vallahi. Güzel oldu. Tam bölümün sonuna denk gelmiş oldu. Daha sonra da artık yavaş yavaş buradaki öğrencileri, yani Afrika'daki öğrencileri İstanbul'a alırız. Yalnız işte gelir beni gerçekten çok enteresan bir şekilde dikkatimi çekiyor. Benim dikkatimi çekiyor. Bakalım nereye gidecek oyun. Gelir pek tatmin edici değil şu anlık. Ama biliyorsunuz yani biz elimizden gelen her şeyi yapacağız ayakta kalmak için.
Fena değiliz aslında, fena gitmiyoruz. Bu kadar hani elimizde kısıtlı ada olmasına rağmen elimden gelen her şeyi yapıyorum. Hem hızlı bir şekilde oynamaya çalışıyorum, hep size anlatmaya çalışıyorum. Siz de sağ olsun, sağ olun. Bunun karşılığını gerçekten beğenilerle veriyorsunuz. Benim için çok kıymetli hepsi. Teker teker, birer birer hepsi benim için çok kıymetli. Zaten hani kanala da abone oluyorsunuz artık. Yavaş yavaş gerçekten kanal bir yere doğru gitmeye başladı. Geçen bölümde söylemiştim. Mesela şu an itibariyle 250 bandını geçtik. Benim için çok büyük rakamlar açıkçası. Umarım daha da ileriye gideceğiz. Daha farklı zaten oyunlarda gelecek kanalda bulabileceksiniz. Zaten hali hazırda da birkaç tane listem vardı daha önce oynadığım. Eğer hani keyif alıyorsanız onlara da bakabilirsiniz diye belirtmek isterim. Anno 1800 öndük efendim. Bu bölümde bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.